Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, Fahri Kainat Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu ve selamla ilgili İslam toplumu milli görüş teşkilatlarımızın geleneksel hale getirmiş olduğu alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adlı programları pandemi sürecine rağmen Zoom'la dijital platformlarla ara vermeden bölgelerimiz, şubelerimiz yapmaya devam etmektedir. Ben bu konuda gayret gösteren tüm teşkilat müntesiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamı şu zor dönemde daha iyi bir şekilde anlamaya vesile olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Aziz kardeşlerim, hiç şüphesiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu programlarda siretini, yaşam öyküsünü ve kronolojik tarihi olayları anlatarak bitirmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından örnekler, iyi bir Müslümanın Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin izinden nasıl gitmesi gerekirse, alması gereken dersler neyse, o şekilde dersleri alarak bu programları taşlandırmak istiyoruz. Kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bugün özellikle bazı insanlar tarafından sorunsallaştırılması, tanımadıklarından dolayı onu hedef tahtasına koymaları, biz Müslümanları derinden üzmektedir. Hiç şüphesiz bu olayların insan hakları ihlali olduğuna ve inanca saygısızlık olduğuna yürekten inanmaktayız. Bu bağlamda tüm teşkilatımız bu konularla ilgili ilgililerle temas halinde bu işlerin insanlara, Müslümanlara ve Hz. Adem'in çocuklarına fayda sağlamadığını ortaya koymaktadır. İnanç özgürlüğü ve düşünce özgürlüğüne elbette saygımız var. Ancak birilerinin kutsalına saldırmak, birilerinin kutsalına hakaret etmek bizim inancımıza göre ne düşünce özgürlüğü ne de inanç özgürlüğüdür. Hiç şüphesiz insanlar fikirlerini demokratik ortamda söylerler ama birilerine hakaret etmezler. Onun için Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı bu havada daha güzel bir şekilde anlatmak, onun insan sevgisini, onun çevre sevgisini, onun dini, dili, ırkı ne olursa olsun insanlar için mücadelesini anlatmak biz Müslümanların vazifesidir. Aziz kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Efendimizin bugün Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam adlı programda 5 büyük özelliğini sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam efendimiz çok iyi bir dinleyiciydi. Maalesef bir kısım Müslümanların iyi bir şekilde dinlemeden ön yargıyla hareket ettiklerini de beraber görüyoruz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam karşısındakini rencide etmeden çok iyi bir şekilde dinler, sonuna kadar sabreder, teker teker insanın konuşmasını sağlar, konuşmasını rahat bir şekilde sağlayacak şekilde ona zemin hazırlar ondan sonra da cevabını verirdi. İşte Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'nin o zulüm ortasında Mekke-i Mükerreme'nin insan haklarının ihlallerinin hukuksuzluğun revaçta bulduğu ve adaletsizliğin zirve yaptığı o dönemde peygamberlikle görevlendirilmiş herkese Rabbim Allah deyin insana saygı gösterin. Kölelik nedir diyerek insanlarla bu konuları paylaşırken ve insan haklarının, adaletin, insanların ortak faydası olduğunu söylerken o dönemin özellikle bir kısım a babalarının ayaklarına basmış onlar da bu yeni dinin ve yeni peygamberin çıkarlarını bertaraf edeceğini düşünerek Utbe'yi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a temsilci olarak göndermiştir. Utbe söze başlamış. İlk önce hafiften alaylı bir şekilde ondan sonra da ciddileşerek şöyle demiş. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Eğer senin bu davandaki iddiandan maksadın başımıza geçmekse seni başımız yapalım. Eğer senin bu davandaki iddianı, iddian iyi bir para kazanmaksa sana en zenginlerimizin bütçesinden pay ayıralım. Eğer bu davadaki iddian içimizdeki en şerefli kadınlarla evlenmekse onu verelim. Saymış, saymış, saymış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öfkelenmemiş, sinirlenmemiş, sözünü kesmemiş, sonuna kadar dinlemiş. Sonra bittikten sonra ey utbe bittin mi demiş. O da bittim ey Muhammed deyince şimdi beni dinle diyerek Fussilet suresinin ayet ayeti kerimelerini ona okumuştur. Senin kanlı bir şekilde karşısındakine de değer vererek onun sözü kendisini ne kadar acıtsa da tahammülü bir şekilde onu dinlemiş ve ondan sonra cevap vermiştir. Kendisinden emin olan insanlar karşısındakiler ne söylerse söylesinler tahammüllü olurlar, serin kallı olurlar ve onları ciddi bir şekilde dinlerler. Yine bu bağlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan çokça hadis rivayet eden sahabenin önde gelenlerinden, Medine'nin aslanlarından Hazreti Enes'ten bir rivayet vardır. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz arkadaşlarıyla Medine-i Münevvere'de mescitte otururken bir bedevi devesinin üzerinde çıka geldi. Mescidin kapısında devesini durdurdu ve devesinin üstünden Muhammed kimdir içinizde deyince birileri dedi ki İçimizde oturan şu beyaz insandır deyince şöyle dedi: Ey Muhammed Aleyhissalatu Vesselam, ben sana öyle sorular soracağım ki seni biraz zora sokabilirim. Sakın bana alınma deyince Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam sor, rahat ol ve sorunu sor dedi. Ey Muhammed, tüm insanlara seni peygamber olarak Allah mı gönderdi deyince peygamber Efendimiz alemlerin Rabbi şahittir ki tüm insanlara beni Allah gönderdi dedi. Yine günde beş vakit namazı sana Allah mı emretti deyince hadis uzun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok ses sakin, ciddi muhatabını dinledikten sonra alemlerin Rabbi şahittir ki ben bu emirleri bana Allah gönderdi deyince o bedevi Dıman bin Salebe dedi ki ben Saat kabilesinin reisiyim. Ey Muhammed mutmain oldum ki sen Allah'ın peygamberisin. Ben de bu öğrettiklerini kavmime öğreteceğim diyerek geri dönmüştür. Değerli kardeşlerim ne anlatmaya çalışıyorum size? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alacağımız en büyük dersin muhatabımız ne olursa olsun hangi fikirde olursa olsun isterse karşımızda olsun onu ona değer vererek ciddi bir şekilde dinlemek, muhatabımıza saygı göstermek, hiç şüphesiz onun söylediği sözlere karşı bizim bir sözümüzün olacağını, mücadelemizin sözle olması gerektiğini, sözle cevap vermemiz gerektiğini, aklına hükmetmemiz gerektiğini, aklına yön vermemiz gerektiğini unutmamalıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alacağımız ikinci derste insan hakları, hukukun üstünlüğü, Adalet paydasında paydaşlarımızı arttırmak ve dostlarımızı arttırmak, ortaklarımızı arttırmaktır. Aziz kardeşlerim, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve adalet evrensel değerlerdir. Bunun dini, ırkı, rengi olmaz. Bu konudaki özverili olan insanlarla hangi dinden, hangi meşrepten olursa olsun insanoğlu beraber bir araya gelebilmeli. Yeryüzünün yaşanabilir bir mekan olabilmesi için insanlar bu ortak değerlerde birlikte hareket edebilmelidir. Kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam daha peygamberlik vazifesiyle vazifelendirilmeden önce Mekke-i Mükerreme'de adaletsizlik kol gözü bekleydi. Ve yine Mekke-i Mükerreme'de hukuksuzluğu vardı. İnsan hakları ihlalleri vardı. İnsan hiçbir değer bulamıyordu. İnsanın hiçbir değeri yoktu. İnsanların malları gasp ediliyor. Güçlüler zayıfların elinden mallarını, hürriyetlerini, onurlarını alıyorlardı ve maalesef güçsüzseniz haksız oluyordunuz. İşte o dönemin 3-5 yiğit insanı bir araya geldi. Adaleti savunan, insan haklarını savunan, hukukun üstünlüğünü savunan insanlar bir araya geldi. Bunlarla mücadele etmek için bir cemiyet, bir dernek oluşturdular. Hilfül Fudul yani faziletlilerin dayanışması adı altında bir yapı oluşturdular. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha peygamberlik gelmeden bu yapının ve bu derneğin üyesi oldu. Ve adalet, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi zayıflara yardım etme gibi konularda birlikte hareket ettiler. Ve peygamberlikten sonra da yine aynı şekilde bu yapılar oluşturulursa oranın üyesi olurum diyerek insanların adalet, insan hakları, hukukun üstünlüğü paydasında bir araya gelmesini bize tavsiye etmiştir. Aziz kardeşlerim, yaşamış olduğumuz bu coğrafyada Avrupa kıtasında, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, Japonya'da ve dünyanın neresinde olursak olalım, ister azınlıkta yaşayan Müslümanlar olarak, ister çoğunlukta yaşayan Müslümanlar olarak nerede olursak olalım adalette, insan haklarında, hukukun üstünlüğünde paydaşlarımızı arttırmalıyız. Ve mutlaka bu konuda Adem'in çocukları, Havva'nın yavruları olarak birlikte hareket edebilmeliyiz. Alemlere rahmet, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam adlı programda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatından alacağımız üçüncü derste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatidir. Aziz kardeşlerim, şefkat Merhamettir, rahmettir. Şefkat ince yürekliktir. Şefkati olmayan insanların tahammülü olmaz. Merhameti olmayan insanların dayanışması olmaz. Merhameti olmayan insanların insan sevgisi, tabiat sevgisi de olmaz. Dünyayı tahrip ederler. Dünyayı sömürürler. Dünyayı işgal ederler. Onun için şefkat peygamberi ve peygamberlerin bir vazifesidir. Şefkat onların bir özelliğidir peygamberlerin yolundan giden insanların en büyük özelliklerinden bir tanesi de merhamettir, şefkattir. Bakınız bu bağlamda birkaç örneği sizinle paylaşmak isterim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz daha küçük yaşta olan, 8-9 yaşlarında olan bir çocuğun kuşu vardı. Kuşu öldü. Çocuğun ismi Umeyr'di. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kuşunun öldüğünü duyunca, kuşuna verdiği değerden dolayı çocuğun hüzünlenmesini görünce onu taziyeye gitti ve kuşundan dolayı onu teselli etti. Çocuğu şefkatiyle kuşattı ve ona tesellide bulundu. Bir çocuğun hayvan sevgisinden dolayı ona taziyede giden bir taziyeye giden bir peygamberin nasıl insana şefkatle muamele ettiğini görebiliyor musunuz? Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ibadet ehli bir kişinin kedisine yaptığı zulümden dolayı azaba duçar olduğunu bize haber vermesinden yola çıkarak hayvana zulmetmenin, tabiata zulmetmenin, efendim çevreyi tahrip etmenin azap sebebi olacağını dolayısıyla her birine şefkatle muamele etmemiz gerektiğini bize ifade etmektedir. Aziz kardeşlerim bu olaylar bize göstermektedir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de şefkattir, merhamettir ve acımadır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük şefkat emaresi de insanlığın cennete girmesi için gece gündüz mücadelesi, gece gündüz terlemesi, onlar için gözyaşı dökmek, dökmesi, bilmiyorlar ya Rabbi, bilselerdi yapmazlardı ya Rabbi diyerek onlar için hidayet dilemesi, af dilemesi, mağfiret dilemesidir. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından alacağımız dördüncü özellik de kötülüğe karşı kötülükle mücadele etmemektir. Kötülüğe karşı kötülükle mücadele etmemektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına baktığınızda o kötülükleri iyilikle savmış, Kur'an'ın tabiriyle kötülükleri iyilikle sav ayeti kerimesi gereğince hep kötülüklerin karşısında iyilikle mücadele etmiştir. Hakaret edilmiş, hakaret etmemiş. Zulmet, zulme uğramış, zulmetmemiş. En büyük örneği de Mekke'yi mükerremeden dışlanmış, atılmış, kovulmuş, mallarına müsaade edilmiş, el konulmuş, gasp edilmiş. Ancak Mekke'yi mükerremeye gidince ve orayı fethedince oradaki insanların bugün bize ne yapacaksın ya Resulallah dendiğinde bugün kınama günü değildir. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi özgürsünüz, hürsünüz, onurunuzla da yaşayın diyerek onları serbest bırakmıştır. O hiçbir zaman kötülüğe karşı kötülükle mücadele etmemiştir. Değerli kardeşlerim, bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili yanlış yayınlar, karikatürler ve yanlış çizimler, yanlış yönlendirilme yapılmaktadır. Halbuki onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı iyi bilseler, Asla böyle bir şeyler yapmayacaklardır. Onun için biz Müslümanlara hakaret değil, o insanlara acıyarak dua etmeli. Onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatacak ortamlar hazırlamalı. Onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı takdim edecek, hayatını anlatacak, ins insan sevgisiyle donanmış olan bu peygamberi nasıl onlara anlatırızın yollarını arayacağız, iletişim kanallarını kuracağız. Ne olursa olsun bu olaylar karşısında bizim tavrımız hiç şüphesiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kale gibi durmaktır. Ancak kale gibi durmak sözle olur, fikirle olur ve bunun mücadelesi de hikmete mebni güzel sözle olur. Bunun gerekçesi ne olursa olsun şiddet, öldürme, hakaret etme bizim metodumuz değildir. Bunları da asla tasvip etmez ve bunların İslami olmadığını kabul ederiz. Aziz kardeşlerim bu konuda size şu örneği vermek isterim. Huneyn gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimet mallarını dağıtıyordu. Dağıtılan mallardan memnun olmayan biri geldi. Dedi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu yaptığınız adaletsizliktir. Peygamber yine söylüyor bunu Aleyhisselatü Vesselam'a ve bu yaptığınızdan Allah razı değildir. Bu taksimden Allah razı değildir deyince Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kendine hiçbir şey almamış. Dünya malına hiç tenezzül etmemiş. Elinin tersiyle itmiş bir peygamber olarak ben mi adaletsizlik yaptım diyerek çok üzülmüştür. Ben mi haksızlık yaptım diyerek çok üzülmüştür. Ve sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan bu haksızlık karşısında infialini yatıştırmış. Hatta onun üzerine onu yaralamak, onu boğmak isteyen insanlara bırakın, dokunmayın, kötülüğe kötülükle muamele etmeyin dercesine onları durdurmuş. Ve şöyle demiş, kardeşim Musa daha büyük iftiralara, daha büyük hakaretlere maruz kalmıştı da sabretmişti diyerek Hz. Musa'yı anmış ve onun hayatından örnek vermiştir. Değerli kardeşlerim, işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından alacağımız dördüncü özellik kötülüğe, kötülükle karşılık vermemektir. Biz Müslümanlar hayatı iyilik üzerine bina etmiş olan insanlarız. İyiliğin tesirini ne zaman olacağını Allah'tan başka kimse bilmez ama mutlaka olacaktır. Mutlaka bir kısmını göreceğiz, bir kısmını da inşallah ahirette göreceğiz. Değerli kardeşlerim, ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından alacağımız beşinci derste nasihattır. Müminin mümine yapacağı en büyük yardımlardan bir tanesi nasihattır. Hatta bir hadis-i şerifte müminin mümin üzerindeki hakkının mümin senden nasihat isterse ona güzel bir şekilde nasihat etmendir buyurmuştur. Ve yine din nasihattır. Kime ya Resulallah denince Allah için nasihattır, Resulü için nasihattır, Müslümanların idarecilerine nasihattır ve Müslümanların idare edilenlerine nasihattır. Yani hakkı söylemektir, iyiliği emretmektir, kötülükten sakındırmaktır diyerek Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ısrarla söylemiş ve Müslümanların nasihatı ısrarla yapması gerektiğini ifade etmiştir. O 15 kere Ebu Cehil'in kapısından kovulmuş olmasına rağmen 16.sında kapısını aşındırmış, tekrar hakkı anlatmış, İslam'ı anlatmıştır. Çünkü o hakaret niyetiyle gitmemiş, nasihat niyetiyle gitmiş, Kur'an'dan aldığı ışıkla hiçbir zaman o ümidini yitirmemiş, inançlı insanlar hep Allah'a ümit beslerler diyerek 15 kere kapıdan kovulmasına rağmen davasını, inandığı değerleri karşı tarafa anlatmak için mücadele etmiştir. Aziz kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihat örneğini nasihat özelliğini bugün ne kadar da toplum olarak bilsek bunu hayata geçirmede arzu ettiğimiz kadar başarılı değiliz. Başta kendi nefsimize, idarecilerimize, idare edilenlerimize, ailelerimize, camiamıza, ümmeti Muhammed'e ve tüm insanlığa Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu özelliğinden yola çıkarak nasihat etmeli, doğrunun ismini doğru olarak koymalı, yanlışın ismini de yanlış olarak koymalıyız. Efendim, falanca doğru söylüyor ama bize uzak. Öyleyse onu söylemeyelim demek İslam'a terstir. Doğruyu kim söylerse söylesin, isterse bizim karşımızda olsun, isterse bizim dinimizden olmasın, isterse bizim rengimizden olmasın, o doğruyu kabul etmek İslami ve Müslümanca bir tavırdır. Yanlışı kim söylerse söylesin, yanlış yapıyor ama bu bizden demek de en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Yanlışı kim yaparsa yapsın İsterse bizim öz evladımız, öz kardeşimiz olsun, isterse en yakınımızda olsun ona yanlış demek İslami bir davranıştır, Müslümanca bir davranıştır. Onun için bu konuları yeniden gözden geçirmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Alemlere Rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam adlı programda bu göç özelliğini yeniden sizle paylaşmak ve bu özelliklerden istifade etmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Aziz kardeşlerim. Bu duygu ve düşüncelerle Peygamber Aleyhissalatu vesselamı başta kendi nefislerimizde, ailelerimizde, camiamızda, ümmeti Muhammed'de ve tüm insanlara güzel bir şekilde anlatabilmeyi Allah hepimize ihsan eylesin. Onun yolundan bizi ayırmasın. Onun sevgisinden bizi ayırmasın. Onun eteğinden bizi ayırmasın ve ona her türlü tahiyyat, salat, ikram, saygı, sevgi olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.